Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz 2021 ve bugün Citroen Öztek'teyim. Bugünkü konuğum yeni C3 Aircross. Gelin hep beraber yeni Aircross'u incelemeye başlayalım. C3 Aircross'u incelemeye başlayalım. Ama öncelikle videoya beğenip kanala abone olmayı ve Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada şöyle dönerken hafiften gözüktü. Yeni C4'ü de çok yakında detaylıca inceleyip test sürüşünü yapacağız. Bugün 14 Temmuz, işte bayram giriyor araya, 9-10 günlük bir tatil, hafta sonunda sayarsak 10-12 günlük bir tatil periyodu giriyor araya ve o tatil periyodundan dolayı da aracı tahsis etmemiz zor olacak ama bayram sonrası daha rahat bir durumla karşı karşıya kalacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Citroen Öztek Otomotiv'e de Citroen Öztek Kartal'da çok teşekkür ederim verdikleri destekten dolayı. Gelin hep beraber yeni C3 Aircross'u incelemeye başlayalım. Bu arada mikrofonumda bir sıkıntı olduğu için ben aracın içerisinden başladım incelemeye. Dışarıdaki sesi uzaktan böyle alamayacağım için gelin şimdi aracın dışına çıkalım. Evet, karşınızda yeni C3 Aircross, makyajlı Aircross'la birlikteyiz. Yeni C3 Aircross'un bu rengi haki yeşil olarak geçiyor. Bu araba öncelikle Shine paketi bir versiyon. Bu arada farkındayım, girişi birazcık uzun yaptım. O yüzden kusuruma da bakmayın. Biraz uzun bir giriş oldu bu aracı için. Yani bu araca tabii ki Citroen'e, PSA grubuna layık videolar ben de çekmek istiyorum. Fakat hani bir araç girişine göre bayağı uzun oldu. Neyse geçelim. Bu araba Shine paket. Cam tavanımız var. İşte çift gövde rengi özelliği opsiyonu seçilmiş. Metalik renk seçilmiş. Haki yeşili. Onun haricinde ısınmalı ön koltuklar. Kör nokta uyarı sistemi seçilmiş. Bu arada burası çizilmiş. Kör nokta uyarı sistemi burada mevcut. İşte şerit takibi vesaire de var. 3 kademeli ön koltuklarda ısıtma var. Diğer tarafta da olması lazım. Gelin ön tarafa, diğer tarafa da bir bakalım. Bu arada arabanın genelde ön tarafında bir değişiklik olmuş ve teknoloji anlamında değişiklikleri olmuş. Burada da ısıtma mevcut. Aracın ön kısmında bir değişiklik gelmiş. Ön tarafındaki değişiklik de şu araç mesela. Yine Shine paket ama koyu bir renk. Bu da haki yeşili. Bu arabada işte farlar daha büyüktü. Orada vardı geçen hafta ama satıldı, teslim edilmiş. C4'teki ne benzer bir far formu vardı. Burada yine Berlingo'daki gibi, işte daha diğer yeni modellerdeki gibi bir far yapısına kavuşmuş durumda araç. Haricinde ön arka park sensörü var zaten araçta ve çift gövde rengi dedim. Burada alttaki plastik tampon korumalığın bir kısmı da şurada. Bunların bir kısmı da yine beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde. Onun haricinde logodan uzantılı bir şekilde böyle tırtıklı çizgili çizgili bir uzantı krom aksesuarda, yanıltmacalı bir krom da karşımıza çıkmış. Ve altında havalandırmasız bir panjur da bizi karşılıyor. Plastik bir aksam. Bence bu araba daha şık olmuş, daha yakışıklı olmuş bir önceki C3 Aircross'a göre. Şimdi gelin aydınlatmalara bakalım. Ses konusunda nasılım inanın bilmiyorum. O yüzden de ses konusunda bir sıkıntımız varsa şu anda kusura bakmayın lütfen. Mikrofonum çünkü sıkıntılı. Yeni C3 Aircross'ta nihayet beklediğimiz özellik geldi. LED aydınlatmalar. LED aydınlatmaları bayağıdır bekliyorduk C3 Aircross'ta. Ve bu makyaj neticesinde de 2021 model yılı içerisinde de LED'ler geldi. Arka aydınlatmaları göstereyim. Bu arada fiyatına en son değineceğim. Bence makul, orta seviyede. Arkalar halojen. Bu arada arka tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Çift renkli difüzör ve airbump detaylı bir difüzör karşımıza çıkıyor. Arkaya gelmişken bagaj kısmına geçelim. Arkada çünkü anlatabileceğim bir şey yok. Hani eski kasayla aynı. Ve 410 litrelik genişçe bir bagaja sahip C3 Aircross. Biraz sert kapattık. Şuralar siyah filmle kaplı. Şöyle sinyallerini göstereyim size. Burada uyarı veriyor araç. Bu arada şuradan
Flaşörleri 4 lira açalım. Aynalarda ledlerimiz var. Önde bu şekilde sinyallerimiz var ve arka tarafa da geçiyorum. Arka tarafımızda da yine halojen sinyaller var. Onun haricinde bazı arabalara, böyle crossover araçlara, yan dodikler yakışmaz diyorum. Farkındayım, evet. Ama son birkaç incelemedir, testtir, şunu söylemeye başladım. Abi yakışıyor bazı arabalara ya. C3 Air Cross'a mesela yakışıyor şu dodik. Şey, sarı gibi bir ses geldi ama alt marş bel eşikleri mesela yakışıyor bu arabaya. Hani farklı bir hava katıyor. Bu araba için söylenebilecek bir söz değil bende. Onu söylemiş olayım. Tavan rayları piyano bilek. Köpek balığı anten mevcut. Tavan ve spoiler beyaz. Burası piyano bilek. Burası zaten. Şurası zaten. Film şerit. Gelin lastik jant ebatlarına bakalım. Bridgestone lastiklerle geliyor araç. Turanza ile geliyor. T005 ile geliyor. 215 R17 ebatları da sahip bir lastik. 17 inç jantlarla geliyor. Ve arka koltukların olduğu yere bakalım. Makam perdemiz var çift tarafta da. Şöyle taktık. Şu şekilde çıkarttık. Malzeme kalitesi hani aynı. Koltuklarımız yarı deri. Isofix desteği sunuyor. Ve buradan çektiğiniz zaman da bardaklık geliyor. Ayrıca direkt bagaja da erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bence avantajlı olmuş. Arka baş diz mesafesi fazla zorlamıyor. Ama boy 1.80'in üstüne falan çıktığı zaman sizi bir tık zorlayabilir. Haberiniz olsun. Ben de şimdi aracın içerisine geçtiğime göre kendimi ödüllendireyim bir kısmen. Kısmen ve maskemi çıkartmış bulunayım. Etrafta hiç kimse yok bu arada. O yüzden çıkarttım rahat rahat. Burada Citroen'de burada olmaması gereken bir şey görüyoruz. Shine pakette. Analog klasik tip gösterge. Şöyle uzaklaşayım. Kokpit yine aynı. Herhangi bir farklılık yok. Koltuklar gayet güzel. Burada bir el freni detayımız var. Tabii ki el freninin tasarımı daha farklıydı. Böyle Meganic'in el frenine benzeyen tipte bir el freni vardı. Burada bu sefer de yani modellerden örnekleme yapıyorum ki hani gömmece ya da küçümseme manasında değil, benzetme manasında. Ben bunu nasıl anlatayım yoksa, ya da diğerini nasıl anlatayım? Farklı bir yapıda el freni vardı. Meganic'inkine benziyordu. Bu da Megane 4'ünkine benziyor. Şurada yine ışıklı vites göstergesini, vitesi gösteren durum var. Burada bir soket girişi, işte USB girişi, satin krom detaylar, anahtar çalıştırma. Buradan klima ünitesi, cam rezistansları, merkezi kilit vesaire. Şu anda aracı kilitledik bu arada. Buradan bastığımızda da ekran açılıyor. Geçenkinde açılmamıştı. Daha demin açıldı. Bu sefer de inşallah yine açılacak. Ve bu şekilde bizi karşılıyor yeni C3 Air Cross'un multimedya ekranı. Multimedya ekranına da şimdi birazcık bakalım. Buradan zaten ses açma kapamayı yapabiliyorsunuz. Bu avantajımız da mevcut. Cam tavan da bu şekilde elektrikli perdeye sahip. Umarım dışarıdan müzik sesi falan da gelmiyordur. Bu arabada bu arada 3 kademe ön iki koltukta ısıtma var. Bunlardan koltuk ısıtma demek de ciddi bir avantaj demek ayrıca. Böyle bir araçta, BSU bir araçta. Şimdi şöyle yapalım. Seçenekler birazcık geç algıladı gibi. Ama geç algılıyor. Belki araçla ilgili bir şeydir. Şöyle. Ufaktan geç algılıyor. Hafiften. Ufak bir geç algılama durumu söz konusu maalesef. Ama tepkiler iyi mesela. Geç, sonuç geç geliyor ama işlev güzel. Şu anda hala taradı. Herhangi bir radyoyu buldu. Bilmiyorum. Frekansları bilmemek de güzel bir şey. Arabaya ben bağlı oturdum mu direkt radyomu bağlayıp oturuyorum. Sabitleme var. Cruise control, limitör var. Elektrikli aynalarımız var. Isıtmalı elektrikli aynalarımız var. Bir katlanır ayna söz konusu değil. Burada bence bir katlanır ayna da gelebilirmiş. Arka kapıların çocuk kilidi var tabii ki. Isofix desteği de sunuyor.
Koltukları rahat, bel ayarları güzel. Şurada bir tane göz var. Şöyle açılıyor. Kızaklı sistem. Ayrıca böyle kumaş ve deriden bozma gibi bir kol dayanağı var. Kol dayanağını bir deneyeyim. Şöyle mesela bence gayet rahat. Hani kolu yormuyor. Sizi de yormuyor. Kolu da yormuyor. Böyle kademe kademe ayar çekip ayarlayabiliyorsunuz kafanıza göre. Deri bir vites körüğü var. Buralar bol bol piyano bilek detaylar var. Hani bazı bir videoda iyi güzel hoş anlatmışsın, teşekkürler de her şeyi piyano bilek demişsin demişler. Valla o arabada bir sürü piyano bilek detay vardı. Parlak siyah detay vardı. Ben de o yüzden dedim. Olmasaydı demezdim inanın ki. Burada da bol bol piyano bilek detaylar görüyoruz işte. Radyonun çerçevesi vesaire. Radyo ufaktan büyümüş. Bu güzel. Şuralar yine beş. Hafif böyle yumuşak kumaş var ya da deri var ya bir malzemeyle kaplanmış vaziyette. Bu arada elimi dezenfekte ettim. O yüzden araca rahatlıkla dokunabiliyorum. Citroen Öztek yetkilileri de sağ olsunlar. Biz araçtan indikten sonra gelecek müşterileri ya da müşteri adayları için, ziyaretçileri için araçları tekrardan dezenfekte ediyorlar bizden sonra. O yüzden ben gelmeden önce de rahatım, çıktıktan sonra da rahatım. O konuda bir problemimiz yok. Aynamız karartmalı. O da güzel. Sunroof kumandamız burada. Elektrikli perdesi olması gayet güzel. Ve bu arabanın fiyatı bana kalırsa Peugeot'daki eşdeğer modeli olan 2008'den daha avantajlı ama 2008'de olan bir olay burada yok. 3D gösterge. 3D gösterge olmasa bile bir hayalet bekliyordum ben şahsen. O da beni ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratmış. Oldu ama yapacak bir şey yok tabii ki. Şuralarda satin krom detaylar vesaire var. Malzeme kalitesi de yine şu torpido üstlerinde yine genel manada kapı içlerinde sert plastik ve kumaşlar vesaire var. Direksiyon zaten C3'ten ya da işte Berlingo'dan vesaire bildiğimiz direksiyon, klasik direksiyon Citroen'in. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi ise fiyata geleyim. Bu araba 1.5. Hatta dışına çıkıp fiyatını söyleyeyim size. Hemen aracın dışına çıkıyoruz. Şimdi aracın dışarısına çıkayım ve aracın fiyatı hakkında bilgi vereyim. Bugün 14 Temmuz. Ayın ortası. Temmuz ayı 2021 yılı. Bu arabanın normalde liste fiyatı opsiyonsuz 358 bin lira bir fiyat yazıyor. Fakat metalik renk, kör nokta uyarı sistemi, park asistanı, ısınan koltuklar ve çift renk tavan opsiyonları eklenince de bu araç 366-367 bin bandlarına doğru geliyor. Bunun da bilgisini buradan size vermiş olayım. Siz olsanız 370 bin lira bandlarında bu aracı tercih eder misiniz, etmez misiniz? Bunu yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Citroen Öztek yetkililerine de çok teşekkür ederim. Umarım yakın bir zamanda C3 Aircross'u test ederiz. Bu arada 2008 ile karşılaştırmasını yapmamızı ister misiniz? Eğer ki isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve ben de öyle bir içerik hazırlığına girişeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.